İbişler Tekstil İftar Meclisi'ni sunar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Anneciğim, kimi zaman umutsuzca seni ararım. Issız çölde serap misali hayalini yaşarım. Gözlerimde canlanır gülen gözlerin, kulaklarımda çınlıyor hala sımsıcak o sesin. Alışmak zor sensiz diye, annem, anne neredesin? Neredesin anne? Anneciğim, giriyorsun kimi zaman düşlerime. Yüzün solgun, tedirginsin. Sakın beni düşünme. Ektiğin tohumlar bir bir yeşerdi anne. Öğütlerin figan oldu, boy verdi anne. Mekanın cennet olsun, rahat uyu. Uyu rahat anne, rahat uyu. Rahat uyu anne. Annelerin emeği çoktur, ödenmez. Sayfalarca yazsam yine de tükenmez. Anneler ölse bile isimleri asla silinmez. Özledim, özledim annem, can feda sana, can feda sana. Evet, bu akşamı cenneti ayaklarının altına serilen mukaddes varlık annelere ithaf ederek açıyoruz programımızı. Onlar bizim başlarımızın tacı, gönüllerimizin sultanı. Onlar bizim varlık sebeplerimiz ve ekranları başında olan bütün annelerin, benden büyük olan annelerin ellerinden öpüyorum. Yaştaşlarım ve benden küçük olan annelere de en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evet, anneler kıymetli. Onların yetiştirdiği varlıklar olarak bugün sizlerin huzurundayız. Bu akşama eriştirene hamdolsun. Onun en sevdiği, ismiyle ismini yan yana koyduğu ahiretteki şefaatçimiz, güzeller güzeli sultanımız, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam olsun. Bilgüzel akşamda daha sizlerle birlikteyiz. Efendim, iftar meclisine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu akşam toplumsal bir konuyu ele almaya çalışacağız. Sorumluluklarımız neler? Bir bakalım ne hatalar yapıyoruz? Ramazan nasıl gidiyor? Eksiklerimiz neler var, neler yok? Zaten şurada bayrama da çok az bir zaman kala, efendim şöyle bir gözden kendimizi geçirelim. Özellikle toplumların bozulması noktasında, bize düşen görevleri yerine getiremediğimiz noktadaki hatalarımızı da biraz sorgulamak gerekir. Çocuklarımızı, yavrularımızı çok başıboş bırakıyoruz. Özgürlükler adına adeta toplum yozlaşmaya doğru hızlı bir adımda gidiyor. Ve bu noktada da bizler tıpkı namaz gibi, tıpkı oruç gibi, tıpkı zekat gibi, tıpkı kelime-i şehadet gibi en önemli görevlerden bir tanesi de Kur'an'da geçen münker. Yani elimizin, gücümüzün nispetinde birçok şeyi efendim sevmeden değiştirmeye ve uyarma görevlerini yerine getirememe gibi bir hastalığımız var hepimizin. İşte bunların vebalini de ben bu akşam çok kıymetli Ulubey ilçe müftüm Haki Özgül hocama sizler adına sormak istiyorum. Sizler hazırsanız ben hazırım. Hemen konuma dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, hoş safa geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun hocam. İyisiniz inşallah hocam. Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. İnşallah. Evet, bugün Ramazan'ın kaçıncı günü inanın ben bilmiyorum ama çok az bir... Sonuna yaklaştık. Sonuna yaklaştık. Evet, nasıl geçiyor Ulubey'de Ramazan? 22'si olması lazım, 22 Ramazan. Evet, nasıl geçiyor hocam Ramazan? Ulubey'de yoğun geçiyor. Teravihler, bayanların mukabele programları, bizim cami ziyaretlerimiz. Gençler, her akşam gençlik merkezimize gençleri ağırlıyoruz. Geçen seneye nispeten bu sene biraz daha rağbet var gençler açısından baktığımızda. Çok güzel. Öylece devam ediyoruz. Evet, bu akşam inşallah dedik ki toplumsal sorumluluklarımıza bir bakalım. Evet. Bu sorumlulukları yerine getirirken nereden başlamalıyız ve efendim metodumuz ne olmalı ki güzel bir toplum olalım inşallah. Öncelikle kıymetli hocam Bismillah diyelim ve bihi nesta'in diye de ekleyelim. Yüce Rabbimiz milletimizi ve tüm insanlığı her türlü felaketlerden, afetlerden muhafaza eylesin. Amin. Özellikle ülkemizi, İslam beldelerini rahmetiyle, inayetiyle, lütfuyla nurlandırsın. Dünyanın neresinde olursa olsun açlık çeken, yokluk çeken, yoksulluk çeken biçare mazlumlara Yüce Rabbim inayet eylesin, yardım eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Sağlık ve afiyetimizi daim eylesin. Bizleri müttaki kullarından eylesin. Bu da Ramazan'da duamız olsun inşallah. Amin. Kıymetli hocam, eskilerin güzel bir ifadesi var. İzahtan varestedir derler. Anlatmaya, açıklamaya bile gerek yoktur. Açık ve nettir. Toplumsal sorumluluklarımız ilk önce aileden başlar. Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Aile toplumun en küçük sosyal birimidir. Bu açıdan baktığımızda bir anne ve baba için en büyük hüsran çocuklarını imani, İslami, içtimai, vicdani, ahlaki, manevi değerlerine göre yetiştirememektir. Zaten ailedeki yapılan en küçük bir ihmal bize itikadi, ameli ve ahlaki bir problem olarak geri dönecektir. Toplumsal hafızamızı şöyle bir yoklarsak, ailelerini ihmal eden pek çok dindar ailenin çocukları inanç problemi yaşamaktalar. Evet. Evlatlarını ihmal eden pek çok dindar ailenin çocuklarının hayatında namaz, oruç gibi bizi biz yapan, mümin yapan değerler maalesef yer almamakta. Yine ahlaki değer olarak ailelerini ihmal eden pek çok ailenin çocuklarında ahlaka mugayir dediğimiz, görmekten bile içtinab ettiğimiz durumlarla karşı karşıya kalmaktayız. Onun için en büyük hüsran, en büyük kayıp bir anne ve babanın çocuklarını ihmal etmesi. Kerim kitabımıza baktığımızda kıymetli hocam, Şura suresi 45. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz İnnel hasirinellezine hasiru enfusahum ve ehlihim yevmel kıyame ela innez zalimine fi azabin mukim. Kıyamet günü asıl kaybedenler hem kendileri ve hem de ailelerine kaybettirenlerdir. Zalimler ebedi bir azabın içindedirler buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet. Aynı ayetin Zümer suresi 15'te de neredeyse aynı ayet, sonu değişik. İnnel hasirinellezine hasiru enfusahum ve ehlihim yevmel kıyame ela zalike huvel husranul mubin buyuruyor. Demek ki bir anne ve baba dini değerler olarak, ahlaki yozlaşma olarak kaybettiğinde sadece kendisi kaybetmiyor, çocuklarına da, ciğerparelerine de kaybettiriyor. Yüce Rabbimiz "Ela inne zalimine fi azabin mukim" buyurmuş. Bilesiniz ki zalimler daimi bir azabın içindedir. Anne baba tertemiz fıtratını kirlettiği, çocukların da temizlenmesine imkan ve olanak sağlamadığı, manevi değerlerle onları yetiştiremediği için, cehenneme adeta müstahak hale getirdiği için asla bitmeyecek bir vicdan azabına maruz kalacaklardır. Şöyle diyelim, ailede kaybeden bir insan toplumda kazansa, toplumda iktidar olsa ne çıkar? Maalesef, esefle ifade ediyorum kıymetli hocam, bugün gençler YouTuber'lara teslim olmuş, küçücük çocuklar çizgi film açılmadan yemez olmuş. Anneler maalesef, esefle ifade ediyorum, dizilerden başlarını kaldıramaz olmuşlar. Babalar maç meraklısı, haber meraklısı, işte belgesel müptelası olmuşlar. O ailede yemek aynı masanın başında yenmez olmuş. Kimse maalesef kimseyi namaza kaldırmaz olmuş. Herkes kendi odasında, kendi kanepesinde, kendi telefonunda, kendi internetinde, kendi dünyasına dalar olmuş. Bu aile toplumsal sorumluluklarını yerine getiremediği için hem kaybetmiş hem de kaybettirmiş bir aile. Şunu da ifade edelim. Aslında toplumsal sorumluluklarımızın başlama yeri aile hocam. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Ey Habibim, yakın akrabandan uyarmaya başla diyor. Topluma örnek olacak, toplumun kendilerine örnek alındığı insanlar önce ailelerini düzeltmeleri gerekir. Malum Tahrim suresi 6. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu qu enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nas vel hicara. Ey iman edenler, kendinizi aile fertlerinizi, aile efradınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Aleyha melaiketun gilazun şidadun la ya'sun Allah ma emarahum ve yef'alun ma yu'merun. Çünkü o yakıcı ateşin başında tamamen azaba formatlanmış, zerre miktarı merhameti olmayan, acıması olmayan son derece sert, mizaçlı melekler vardır. Bunlar Allah'tan aldıkları talimatı asla harfiyen uygularlar, eksik bırakmazlar. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Tahrim suresi 6. ayet-i kerime inince ne yaptı bilir misiniz hocam? 6 ay boyunca evli kızı Fatıma'nın kapısını çaldı. Kızım, ciğerparem, kalk sabah namazını kıl diye uyardı. Hazreti Ömer aynı şekilde hareket etti, sahabenin pek çok büyüğü. Hazreti Ömer de şöyledir: Ya Resulallah, biz tamam kendimizi cehennem ateşinden koruyalım da çoluk çocuğumuzu nasıl koruyacağız? Yüce Rabbimize, ya Ömer, sen Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirirsin, çocuklarını da emredersin. Allah'ın yasaklarından kaçarsın, çocuklarını da bunları yasaklarsın. Hasılı şöyle diyelim, gerçek sevgi gereği yerine getirilen sevgidir. Ailesini sevdiğini iddia eden anne ve baba onların manevi eğitimlerine eğilmelidir. Onlara haram lokma yedirmemelidir. Onları faize bulaştırmamalıdır. Gıybet ettiklerinde, dedikodu yaptıklarında, yalana, iftiraya tevessül ettiklerinde onları anında uyarmalıdır. Şöyle ki, zira faiz giren evde bereket olmaz, huzur olmaz, huzur olmaz. Evet. Haram lokma giren evde saliha ve salih nesiller yetişmez. Eşlerin birbirlerine saygı göstermediği, sürekli kavga halinde bulundukları evde afiyet olmaz. Yaşlılara hürmet edilmeyen bir evde bereket olmaz. Kimse kimseyi sabah namazına kaldırmıyorsa, namaz açısından uyarmıyorsa o evde Allah'ın koruması olmaz. Hani malum Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: Men salla salate subhi fehuve fi zimmetillah. Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın zimmeti, koruması altındadır. Asılı, kimse Allah'ın emirlerine içtinap etmiyorsa, Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmıyorsa, yasaklarından da kaçınmıyorsa o evde dirlik, düzen, bereket olmaz. Demek ki hocam, uyarmaya aileden başlayacağız, düzeltmeye aileden başlayacağız. Her şeyden önemlisi çocuklarımızın kulaklarına değil, gözlerine konuşacağız. Onlara güzel örnekler olacağız. Eksiklerimiz varsa, kusurlarımız varsa, yanlışlarımız, hatalarımız varsa kendimize gelip evimize döneceğiz. Rabbimize bu konuda sığınacağız. Zamanşehir'de geçen bir hadiste şöyle buyurdu Hazreti Peygamber: Allah şu kişiye rahmet etsin. İbadetlerini muntazaman yapar. Aile fertlerine der ki, namazınıza aman dikkat edin, orucunuza dikkat edin, zekatınıza dikkat edin, yetimlerinizi kollayın, gözetin, kazancınız mutlaka helal olsun der. Allah onu cennetine koyar, aile efratını da diyor onunla beraber cennetine koyar. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden ailemizi korumak için elimizden gelen gayretin azami gayret sarf edeceğiz. Dışarıdaki yangını söndüremiyorsak evdeki yangını söndürmenin derdine düşeceğiz inşallah. Kıymetli hocam, o kadar güzel şeyler söylediniz ki bölmeye teşekkür ederim. Gerçekten hocam, bölmeye gönlüm el vermedi. Bir ekleme yapıp bir cümlede orada sizden bekliyorum inşallah. Şimdi kimi çevreler Türkiye'de aileyi yıpratmak için daha çok kadın ve kadın üzerinde, genç üzerinde çok büyük etkileşimler yaptı. Özellikle kadın hakları ve kadını koruma gibi ucu çok, böyle nasıl söyleyelim, çok ileri uçta, bizim toplumsal yapımızda olmayan şeyleri pompalayarak çeşitli sosyal medya üzerinden ya da diğer internet üzerinden aile kurumuna çok büyük zararlar verildi. Yani eve yorgun argın gelen bir beyin eşinden bir bardak su istemesi eşine büyük bir zul getirdi adeta. Yani elim var, ayağım var, kalk sen alsan ne olur gibi bir moda girdi. Halbuki aynı hanımefendi dışarıda asgari ücret karşılığında çalışırken bir patrona bir su getirmek için benden istesin diye 10 kere 20 kere gözüne baktığını bilir haldeyiz biz. Bu gerçekleri kimse yadsıyamaz. Yani eşine göstermediği ihtimamı ve özeli tutuyor bir başkasına çok daha fazla gösterebiliyor. İşte bu geleneksel Türk aile yapısı içindeki baba rolünü de örneğin ortadan kaldırıyor. Çünkü çocuk onu izliyor hocam. Yani kızı izliyor, oğlu izliyor. Babanın bu evde ne kadar hükmü geçecek, ne kadar sözü geçirecek. Örneğin yine kadınların yönetimde yeni bir aile modeli inşa etmeleri, eşyanın tabiatına aykırı bu durum aile içi şiddeti daha da çok körüklemiş oldu. Yani özgürlükler adı altında efendim eşitlik var evde, reis diye bir kavramın kalmadığı, bakıyorsun artık ailede söz söyleyecek, varsa bir dağınıklığı toparlayacak herhangi bir erk kalmadı. Yani ne erkeğin ne kadının sözü. Aslında İslam ne diyor? Eşitlik takvadadır diyor. Yani bir reislik ya da herhangi bir şey, erkek iaşesini de onları korumakla ilgili de aslında görevi kadından 100 kat daha ağır. Halbuki biz bir elmanın yarısıyız. Ben bir hanımefendi bir mahremdir. Erkek de onun örtüsüdür, libasıdır. Allah'ımız bize böyle söylüyor. Ama bizler dış akımların nefsimize hoşuna gitmesinden dolayı bu aile mefhumunu maalesef yok etmeye üzereyiz hocam. Maalesef yok etmek üzereyiz. Şu cümleyle de bitireceğim. Ufak bir yazı yazmıştım, çok küçük. Eyvallah hocam. Orada diyor ki sosyal medyanın çekiciliği ve bir türlü rayına oturtulamayan eğitim sistemi gençleri kendi değerlerine yabancılaştırdı. Sonuçta hocam ortaya çıkan kocasını takmayan kadın, babasını dinlemeyen çocuk, birliği bozulmuş bir aile yapısı ortaya çıktı. Sözün özü hocam, ben şöyle bitiriyorum. Muhafazakarlar, özellikle dindar kesim maalesef çok şımardı. Evet hocam, ya katılıyorum, tamamen katılıyorum. Yani. Hani burada bir ötekileştirme yok, burada bir tarafı değersizleştirme yok. O bizim eşimiz, o bizim çocuk. Söz söylediğim ben kendi eşim için söylüyorum. Evet. Söz söylediğim oğlum için söylüyorum, kızım için söylüyorum. Bugün artık onlara bizim sözümüz geçmez hale geldi. Niye? İşte bunun niyesi üzerinde samimi bir şekilde sadece ben değil hocam, bizi izleyen izlemeyen, duyan duymayana, herkesin şu toplumsal ahlaki değerlere sahip çıkması lazım. Yoksa bizim sonumuz Endülüs'ten de kötü olur. Evet. Gerçek bu hocam. Bir sürü toplumlar var yani. Kur'an'da helak olan toplumlar var. Osmanlı niye bitmiş? Lütfen bir bakılsın son dönemine. Abdülhamit dönemine özellikle bir bakılsın. Bugün şu halimize bir bakalım. Niye bunlar bizim başımıza geliyor? Nimet çok. Kıyafet çok, her şey var ama kimsenin evinde güler yüz yok hocam. Huzur yok, bereket yok, hiçbir şey yok. Bende yok, başkasını bilmiyorum. Hocam bu toplumsal sorunlarımızla alakalı bir problem zaten. Hani bir toplumu yıkmak isteyenler önce aile mefhumunu alaşağı edecek. Sonra aile yetiştiren, aileyi alaşağı etmiş öğretmenlerin toplumdaki rolünü değersizleştirecek. Öğretmene saygı duymayan bir nesil olacak. Sonra toplumun kendisine örnek olarak edindiği rol modellerin alaşağı edecek. Zaten bu üç unsura saldırdığımızda, gençlerin gözünde değersizleştirdiğimizde o toplum yıkılmaya mahkumdur. Bir yabancı yazarın cümlesiydi zannedersem. Bununla da reklama gideceğiz hocam. Yabancı yazarın cümlesiydi. Toplumu yıkmak istiyorsanız iki şeye saldırın. Bir, örfüne, adetine, geleneklerine saldırın. İkincisi onun diline saldırın. Hani mesele oldu sorun, dedenin dilinden anlamaz oldu, torun demiş. Selam gönderiyorum bunu Nihat abi'den duymuştum yani. Evet. Geleneklerine yabancı, örfüne yabancı, dinine yabancı, efendim dedesine yabancı bir toplum yaratılmaya haşa yani inşa edilmeye çalışınca maalesef ulvi değerler yerine herkes süfli değerlerin peşinde koşar oluyor. Günümüz gençliği ya da günümüz toplumu ne yiyeceğim, nerede yiyeceğim, ne giyeceğim, hangi markadan giyeceğim, nereleri gezeceğim, gezdiklerimi hangi sosyal platformlarda paylaşacağım ve ne kadar beğeni alacağım. Tek derdi bu oluyor maalesef. Maalesef öyle. Bu camiye giden için de böyle. Maalesef hocam öyle. Üzgünüm, hacca giden için de böyle. Maalesef. Umre'ye giden için de böyle. Maalesef. Yani işin şirazesini kaçırdık. Şunun da reklama gideceğim ama. Şimdi bugün birini gördüm. Ben de köpek, kedi seviyorum, hayvan seviyorum. Yani besledim de, baktım da, ettim de. Ha, köpeğin eve girmesine, işte evde bakılmasına ben karşıyım. Açık söylüyorum. Yapanlara da niye yapıyorsun demiyorum ama bunun da bir haddi hukuku olmalı. Şimdi bakıyorum. Anne nerede? Vefat. Baba nerede? Huzur evinde. Aynı kişinin bilmem nokta nokta cinsi köpeği var. Adını bilmediğim için söylüyorum bunu. Yani onu kuaföre götürüyor. Onu tarıyor. Onun tırnaklarını kesiyor. Ona çok güzel, yani hayvanlar da giyindirilmeye de başlandı bu arada. Hı hı. Güzel kıyafet de alıyor. Güzel de bir tasma alıyor. Onunla her yere gidiyor. Kızım da kızım kucağında. Ya anneni babana vermediğin değeri hayvana veriyorsun. Hayvanı sevmesine bir şey demiyorum ama seni büyüten, dünyaya getiren, bütün bakımını yapıp her şeyini ilgilenen bir babaya ya da anneye yaptığın muameleye bak, huzur evinde onun yerine koyduğuna bak. Sen bununla mutlu olamazsın. Olma şansın da yok. Zaten Hazreti Peygamber el bereketu fi ekabirikum buyuruyor. Buradan devam edeceğiz inşallah. Kısa bir ara, ardından Haki Özgül Müftüm ile toplumsal sorumluluklarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Oku, öğren Kur'an'ı, temizle tenden canı, hakkın yolunu tanı, sakın uyma nefsine. Hakkın yolunu tanı, sakın uyma nefsine. Sabah kalk dur namaza, kalbin boya beyaza, başla hakka niyaza, sakın uyma nefsine, başla hakkı niyaza, sakın uyma nefsine. Nefse uyan hüsranda, helak olur bir anda, şeytan apaçık düşman, geçer yüce Kur'an'da, şeytan apaçık düşman, geçer yüce Kur'an'da. Sabah kalk dur namaza, kalbin boya beyaza, başla hakka niyaza, sakın uyma nefsine, başla hakkı niyaza, sakın uyma nefsine. Dünyayı baki sanma, yalanlarına kanma, hakkı an nefsi anma, sakın uyma nefsine, hakkı an nefsi anma, sakın uyma nefsine. Sabah kalk dur namaza, kalbin boya beyaza, başla hakka niyaza, sakın uyma nefsine, başla hakkı niyaza, sakın uyma nefsine, sakın uyma nefsine. Efendim, çok güzel bir eserdi. Sakın uyma nefsine. Kıymetli hemşerim Turan Turgut hocamın o güzel sesine, yüreğine, gönlüne sağlık. Selam olsun İstanbul'a buradan. Efendim, Avusturya'dan Sayın Burhan Türkmen Başkanıma 100 öğrencimize bir iftar verdi bir akşam. İlahiyat Fakültesi öğrencilerimize. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah kabul eylesin. Avusturya'ya, eşiniz, hanımefendiye ve çocuklarınıza ve tüm oradaki yaşayan dindaşlarımıza, kardeşlerimize de hasaten selam olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kıymetli hocam, reklama gitmezden evvel bir hadis-i şerif dile getirmiştiniz. Evet. İsterseniz oradan devam edelim. El bereketü fi ekabiriküm dediniz. Orada reklama gittik. Oradan devam edelim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi, bereket büyüklerdedir buyuruyor. Onun için bereket bulmak isteyen büyüklerine hak ettiği ihtimamı, hak ettiği saygıyı, hak ettiği değeri, hak ettiği, affedersiniz, hürmeti göstermelidir. Tabi bereket bulmak isteyen, bulmak istemeyen de istediği hürmeti, istediği canlılara yapabilir. Evet. Kıymetli hocam, maalesef en büyük derdimiz aslında başta da söylediğimiz gibi vurdum duymazlığımız, evet, dersizliğimiz. Sorumluluklarımızı yerine getirirken bizleri başarısız kılan, yani belki bir şeylerden uğraşıyoruz falan filandır ama birçok yerde de başarısız olduğumuzu görüyoruz. Bunun iniltisi birbiriyle olan bağı nedir hocam? Şimdi hocam, en büyük derdimiz derssizliğimiz, yadsınamayız. Bir gerçek bu. Evet. Allah rahmet eylesin. Şöyle diyor, bir derdi olmalı insanın, bir de devası, bir sevdası, bir kavgası olmalı insanın. Hak'tan olan, hakka olan, hakiki olan der Cahit Zarifoğlu. Allah rahmet eylesin. Ha. Hacca ve umreye gidenler iyi bilirler. Hazreti Peygamber sık sık bi'setten önce, yani peygamberlik gönderilmezden önce Cebel-i Nur Dağı'na çıkardı. Orada tehannüs deniyor Arapça ifadesiyle, inzivaya çekilir, Rabbi ile baş başa kalırdı. Bu peygamberliğin ilk yıllarında da bu böyleydi. Hazreti Peygamber o sarp yokuşu, o tırmanışı av merakı için yapmadıysa, piknik olsun diye yapmadıysa, efendim spor olsun diye yapmadıysa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o sarp yamaca tırmandıran asıl gerçek sebep, neden, neydi? Hazreti Peygamber yeryüzünün en dertli insanıydı. Müddessir suresi nazil olmuştu. Ya eyyuhel müddessir, ey örtüsüne bürünen, kum feendir, kalk ve insanlar uyar. Ve rabbeke fekebbir, Rabbinin adını yücelt de yücelt. Ve thiyabeke fedahhir, elbiseni temiz tut. Ve rucze fehcur, bütün kötülüklerle arana mesafe koy. Müddessir suresi nazil olunca, Hazreti Peygamber inince Allah Resulü'nün yol haritası belli olmuştu. Derdinin ne olduğu ve devasının da ne olduğu belli olmuştu. Allah Resulü'nün bir derdi vardı, o da insanları zulmetten aydınlığa, cehaletten ilme ulaştırmak, şirkten tevhide, nifaktan imana, vahşetten insanlığa ulaştırmak diye bir derdi vardı. Zira Hazreti Peygamber'in içine doğduğu toplum zulmet içinde bir toplumdu. Allah rahmet eylesin, Bir Gece adlı şiirinde merhum Akif öyle diyor. Bir kere zuhur ettiği çöl en tenha yerdi. Bir kere de ma'mure-i dünya o zamanlar bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşi yerdi. Yüce Rabbimizin ifadesiyle Hazreti Peygamber canhıraş bir şekilde kendisini parçalıyordu. Hani Kehf suresi 6. ayette فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا. Ey Habibim, Muhammed Mustafa'm, İnsanlar bu Kur'an'a iman etmezlerse ya helak olurlar düşüncesiyle adeta kendini hırpalıyor, kendini paralıyor. Onların peşinde koşuyorsun diyor Yüce Rabbimiz. Hazreti Peygamber'in derdi insanları içinde bulunduğu zulmetten, zilletten, zulümden, vahşetten insanları hak ettikleri insan olarak yere çıkarmaktı. Yani yüce dosta erişinceye kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mücadelesinden asla geri durmadı. Mekke'de vefat eden her bir müşriğin imansız göçmesi Hazreti Peygamber'in sinesine ayrıca dert olmuştu. Şöyle diyebiliriz hocam, insanı değerli kılan derdidir. İnsanın derdi ne kadar büyükse insan da o kadar değerlidir. Hani demiş ya bir tane büyüğümüz, derdi olmayan ders satın alsın. Ya, çok aynen. Kıymetli bir şey düşündüğünüzde. Ya derdin yoksa bir dert satın al. Evet hocam, insanın derdi kadar değeri vardır. Vicdan bozulmamışsa, kurumamışsa, vicdan körelmemişse, kalp ölmemişse, kalp kasvet bağlamamışsa dertler kaçınılmazdır. Dersizlik, vurdum duymazlık, umursamazlık, bananecilik, yani Müslümanın başına gelebilecek en büyük sıkıntılardandır diyebiliriz, felaketlerdendir. Zira günahı dert edinmeyen bir adam tevbe etmez. Kul hakkını dert edinmeyen bir adam helalleşmez. Çocuklarının manevi gelişimini dert edinmeyen bir insan onların manevi eğitimine eğilmez. Çok güzel. Sonra insanlığı dert edinmeyen bir insan, Müslüman ya da Müslümanlığı dert edinmeyen bir insan Müslümanlar adına harekete geçmez, dua dahi etmez. Hasılı insanlık damarı kurumamış insanlar her daim çevresindeki insanların dertleriyle hemdem olmuşlardır. Asla kayıtsız kalmamışlardır. Bugün mesela Filistin örneği en çarpıcı bir örnektir. Bakınız, o halk için Polonya'da olsun, işte Güney Afrika'da olsun, işte Hollanda'da olsun, İspanya'da Amerika'da olsun, hatta bir asker kendini yaktı. Aynen. Yani çok neden yakıyor bunlar? Çünkü insanlık damarı henüz kurumamış. Kurumadığı için insanların dertleriyle dertleniyor. Ama tek derdi kendisi olan, kendi kariyeri, kendi çıkarı, kendi konforu, kendi koltuğu olan insanların insanlık adına harekete geçmesini beklemek biraz... Hocam bir iki tane bu konuda o kadar güzel yere getirmişken anımsadım. Bölüyorum, bağışlayın ama. Hüseyin Şahin hocam, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar Hüseyin Bey. Hüseyin Bey ile ilgili de şöyle söyleyeyim, Gazze'yi çok önemseyen bir kardeşimiz. Çok yardımda bulunuyor, hayırseverleri yönlendiriyor. Buradan çok teşekkür ediyorum. Özellikle geçen 8 akşam Ordu Üniversitesi İlahiyat Vakfı marifetiyle hocamız vakfın başında oradaki kardeşlerimize, yüzlerce kardeşlerimize 8 akşam iftar verdiler. Çok güzel bir mekan, tam denizin kenarında, üniversite restorantında. Hüseyin hocamı tebrik ediyorum buradan. Hakikaten tebrik edilecek bir durum yani. Herkes buna koşturamaz. Bir de hocam Cemalettin Duru, Kabataş'tan selamlar, saygılar hocalarıma demiş. Biz de hocamıza buradan selam ediyoruz. Buyurun lütfen. Biz de buradan selam ediyoruz. Şimdi en son cümle şöyle dedik. Tek derdi kendi olan, kendi kariyeri, konforu, koltuğu, karnı olan insanların insanlık adına harekete geçmesi beklenmez. Esefle ifade ediyorum. Arap devletlerinin liderlerinin şu anki Gazze karşısındaki kayıtsızlığı gibi. Sormak lazım hocam. Derdimiz dünyamız mı, ukbağımız mı? Derdimiz davamız mı, hevamız mı? Derdimiz değerlerimiz mi, çıkarlarımız mı? İmanımızı ne kadar dert ediniyoruz? Çocuklarımızın karnına giren lokmaları dert edindiğimiz kadar onların imanlarını dert edinebiliyor muyuz? Mazlum milletleri, mağdur milletleri, özellikle Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören Müslümanları, soydaşlarımızı, dindaşlarımızı, insanı ne kadar dert edinebiliyoruz? Bizim ilgi odağımızın neresinde yer alıyorlar? Dünyanın en dertli insanı Hazreti Peygamber buyuruyor ki, "Men lem yehtemme bi emril muslimine feleyse minhum." Kim Müslümanların derdiyle dertlenmezse onlardan değildir. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Kişi kendisi için sevip arzu ettiği bir şeyi mümin kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Birkaç gecedir uykumu kaçıran bir hadis. Hazreti Peygamber buyurdular ki: "Vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu." Yemin olsun ki iman etmiş olmaz. Yemin olsun ki iman etmiş olmaz. Yemin olsun ki iman etmiş olmaz. Men diye soruldu. Kim ya Resulallah? Men bâte şeb'âne ve câruhu ilâ cembihi câi'un ve huve ya'lemû. Kim ki yanı başında komşusunun aç olduğunu bildiği halde tok yatarsa iman etmiş olmaz. Biz oruç bize açlığı hatırlatsın biraz da tutuyoruz ama yanı başımızda insanlar açlıktan ölüyor. Belki de elimizden bir şeyin gelmemesi dua haricinde, gönderdiğimiz yardımlar haricinde bizi kahrediyor diyebilirim. Birisi hocam senin Arapçan iyi diyor, Mısır'a gidelim mi dedi. Dedim ki ben hangi yüzle, hangi hakla Mısır'a gideceğim? Mısır topraklarına tatil niyetiyle gireceğim ama yanı başında açlıktan öldürülen, iffeti kirletilen, canına kıyan Müslümanların varlığı varken ben orada bir gece otelde mi yatabileceğim? Netice olarak hocam, ulvi derdi olmayan insanların süfli dertleri olur. Hocam birisi, bir daha alabilir miyim hocam? Ulvi dertleri olmayan insanların süfli dertleri olur. Müthiş. Geçenlerde sosyal medyada paylaşmış birisi, gençler böyle birbirini ezerek koşuyorlar. Evet. Acaba dedim ne oluyor? Ne oluyor? Nereye koşuyorlar? Nereye koşuyorlar? Açtım baktım, subhanallah, bir konserde ön taraftan yer alabilmek için koşuyorlarmış. Gençlerin derdi bu olmuş. Yani sohbetimizin başında da ifade ettim. Maalesef esefle ifade ediyorum. Günümüz insanının tek derdi var. Ne yiyeceğim ve hangi restoranda yiyeceğim? Maalesef. Ne giyeceğim? Maalesef. Hangi markadan giyeceğim? Yediğimi, içtiğimi milletin gözüne sokarak nerelerde paylaşacağım? Oradan devam edelim. İlahi sanatçımız biraz önce söylemiştim ya. O güzel eseri bizlere ulaştıran Turan Turgut kıymetli solistimizin bir mesajı var hocam. Hocam tebrik ederim. Başarılarınızın devamını Yüce Allah'tan diler. Müftümüze selam olsun. Çok güzel ve faydalı bir program yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun demiş. Biz de hocamıza buradan selam ediyoruz. Buyurun lütfen hocam. Yani konumuza devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun hocam. Şimdi bizim için en güzel örnek ve rehber Hazreti Peygamber. Yani çocuklarımızın odasının duvarlarını bilmem kimlerin posterleri süslemeli, süslememeli. Hazreti Peygamber'in bir hadisi ahlaklarını süslemeli hocam. Daha doğrusu hani biz çocuklarımızın kulağına değil gözüne konuşmalıyız. Hazreti Peygamber'le ilgili Yüce Rabbimiz لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Andolsun ki Resulullah'ta sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşma yumanlar için ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel örnekler vardır buyuruyor. Şimdi konumuz kıymetli hocam sorumluluk bilinci. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sorumluluk ahlakını nasıl yaşadığını, nasıl içselleştirdiğini, ashabına nasıl öğrettiğini, daha doğrusu ashab bundan nasıl bir çıkarımda bulunduklarını, nasıl yaşadıklarına biraz değinmek isterim müsaadenizle. Lütfen. Allah Resulü hayatın her alanında bizim için örnektir. Onun yaşantısı, olaylara bakışı, olaylar karşısındaki tavrı, tutumu, refleksi, susması, konuşması, tepkisi her birisi bizim için muazzam örnekler içeriyor. Mesela ibadetle alakalı buyuruyor ki Hazreti Peygamber, ben bazen uzunca bir namaz kıldırmak isterim. Namaz kıldırırken de uzun sureleri tercih etmek isterim. Adeta Rabbimin huzurunda onunla baş başa kalır. Hani hazdan dudaklarımı yalarım, onun keyfine varırım. Tam ben böyle keyiflenmişken bir çocuğun ağlama sesiyle irkilirim. Bunun bir annesi var. Annesi namazını bozabilir diye düşünürüm. Hemen namazıma kısa tutar, ara veririm. Mesela Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As diyor ki, ey Osman, namaza durduğunda, yani bir imam olduğunda cemaatin arasında hasta olan olabilir, yaşlı olan, çocuk olan, kadınlar, seferi olan, bir hacetinden dolayı acele eden olabilir. Namazını ona göre ayarla ve kıldır. Mesela muazzam bir sorumluluk bilinci. Hazreti Cebrail Allah Resulüne münafıkların kim olduklarını bir haber vermişti. Hazreti Peygamber de sır küp olan Hazreti Huzeyfe'ye münafıkların adını bildirmişti. Hani diyor ya, asil insanların gönülleri sırlarının mezarıdır. Hazreti Huzeyfe, Hazreti Peygamber'den aldığı sırrı adeta kalbine hapsetmişti. Mesela Hazreti Ömer sıkıştırdı, vermedi. Hazreti Ali sıkıştırdı, vermedi. Bir ara Hazreti Ömer geldi, ya Resulallah, siz münafıkların adını Hazreti Huzeyfe'ye bildirmişsiniz. Yani emretseniz, ferman buyursanız, hani bizim kulağımıza da fısıldasanız, biz de hakkından gelsek demişti. Allah Resulü şöyle diyor, ya Ömer, bu sefer Medine'deki müşrikler Muhammed ön safta namaz kılan ashabını katlediyor der. Biz bu fitnenin önünü alamayız. Şimdi Hazreti Peygamber'in bu hassasiyetini gören Ömer, sorumluluk bilincine karşı kayıtsız kalabilir mi? Asla kalamaz. Malumunuz halife olduğunda tebdili kıyafet, bunu bu ara güzel işlemiş Mehmet Akif, Ömer ve koca karı, tavsiye ederim. Seslendirenler de var onu aynı zamanda. Hazreti Ömer, koca halife, bir gece tebdili kıyafet Medine sokaklarında dolaşıyor. Bir evden ağlama sesi geliyor. Hazreti Ömer kulak kabartıyor, evin kapısını çalıyor. Bir bakıyor, yaşlı bir nene çocuklarını uyutmaya çalışıyor. Efendim, çocuklar açlıktan uyuyamıyorlar. Hazreti Ömer, haliniz nedir diye soruyor. Yaşlı nene, açız diyor, çocuklar aç, açlıktan uyuyamıyorlar. İyi de diyor, neneciğim, sen bunu Halife Ömer'e niçin bildirmedin? Ömer'in bu durumdan haberi var mı? Nenenin dediği cümle muazzam. Madem halife olmuş, o halde halimizi bilecekti. Halimize vakıf olacaktı. Halimizi bilmeyecekse, bizim dertlerimizle dertlenmeyecekse, bizim dertlerimiz yüreğinde eser iz bırakmayacaksa ne diye halife oldu demişti. Hazreti Ömer aldığı mesaj dosdoğru, vakit kaybetmeden Beytülmal'e gitmiş, bir çuval unu sırtlanmış, diğer eline de bir testi zeytinyağı almıştı. Yanındaki arkadaşı, ya Ömer müsaade et, bari yağı ben taşıyayım, olmadı unu ben taşıyayım dediğinde Hazreti Ömer çok ciddi bir tepki göstermişti. Ahirette benim günahlarımı da taşıyabilecek misin? Ahirette benim adıma hesap verebilecek misin? Bu sorumluluk bilincinin zirvesi hocam. Kesinlikle. Çünkü her nimetin bir külfeti var. Her vazifenin verilmesi gereken çok ağır bir hesabı var. Siz mesela, siz de düşünür müsünüz böyle? İşte Ulubey'de ne kadar din görevlisi var bilmiyorum ama aslında bir bakıma hepsinin de yükümlülüğü sizin omuzunuzda. Birinci derecede siz sorumlusunuz. Mesela sizin de aklınıza gelir mi böyle? Ziyaret yapar mısınız, gider misiniz, hal hatır sorar mısınız, bakar mısınız? Hep böyle şeyden örnek veririz ama biraz da kişiselleştirsek müsaadenizle. Şimdi kıymetli hocam, dairedeki personelim bilir benim yakın işlerimi. Bazen dertlenirim, derim ki sizin sorumluluğunuz sadece sizi bağlıyor. Ben yönetici olarak hem kendi hesabımı vereceğim hem de sizin hesabınızı vereceğim diye dertlenirim. Şimdi taç takan baş akıllı olmalıdır diye bir cümle okumuştum. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Hazreti Mevlana'nın da güzel bir cümlesi var. Baş olmayı arzu etmeyin, ne gelirse başa gelir, dizler yere değer ama baş düşerse taşa gelir. Hazreti Peygamber ne buyurdu? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. El imamu ra'in ve mes'ulun an ra'iyyeti. Şöyle ki hepiniz çobansınız ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Devlet başkanı, devlet yetkilisi halkından ve ülkesinden, yönetiminden sorumludur. Amir memurlarından sorumludur. Memurlar görevlerinden sorumludur. Vali vilayetinden, kaymakam ilçesinden, rektör üniversitesinden, başhekim hastalarından, müftü imamlarından, imamlar cemaatinden, ifade buyurduğunuz gibi muhtar köyünden, bekçi efendisinin görev alanından sorumludur. Mesela Hazreti Peygamber devam buyurdular. Er-raculu ra'in fi ehlihi ve mes'ulun an ra'iyyeti. Erkek ailesinden sorumludur. İşledik konuyu. Eyvallah. Onların terbiyesinden sorumludur. Boğazlarından geçirdiği helal lokmadan sorumludur. Onları koruyup gözetmeden sorumludur. Hani Efendimiz buyurdu, kefa bil mer'i ithmen en yudayya men yakutu. Kişiye günah olarak ailesini, yani bakımını üstlendiği çocuklarını zayi etmesi, ıskalaması yeter buyurdu. Mesela vel mer'atu ra'iyetun fi beyti zevcihe ve mes'uletun an ra'iyyetihe. Kadın kendi sorumluluk çerçevesinde ailesinden, ailesinin temizliğinden, intizamından, çocukların gücü nispetinde, terbiyesinden sorumludur. Hizmetçi, yani hasılı herkes görev alanında sorumludur kıymetli hocam. Evet kıymetli hocam, gerçekten çok güzel cümleler, çok güzel örneklemelerde bulundunuz. Şu anda mesela bizi çeken, yayına veren rejimiz, kameramanlarımız hepsi de birbirinden bu alet ve edevattan sorumlu. Onlar bu sorumluluğu yerine getiremezse izleyicilerimiz bizi izleyemiyor. Demek ki herkes alanıyla ilgili her şeyden sorumlu. Bunu görüyoruz. Evet, herkes şimdi ne diyor? Müddessir suresi 30 diye hatırlıyorum ama kullu nefsin bima kesebet rahine. Her nefis kazancından dolayı müsbet ya da menfi olarak Allah'ın huzurunda rehindir. Yani imanından ve isyanından, imanından ve itaatinden, inkarından ve isyanından sorumludur. Kişi ebedi saadete götürecek olan da, ebedi helaka götürecek olan da kişinin tuttuğu yoldur. Hasılı herkes tercihlerinden sorumludur. Çünkü tercihler kaderimizi belirler. Aslında bizim kader dediğimiz şey tercihlerimizin bir yansımasıdır. Çok güzel hocam. Şimdi az önce ifade ettim. Ben müftü olarak kendi hesabımı vermekle kalmayacağım. Bir de personelimin hesabını vereceğim. O büyük mahkemede bırakın yöneticileri, peygamberler bile hesaba çekilecek. Şey de öyledir değil mi? Yani kürsüde konuştuğunuzda, mihrapta yaptığınızda, minberde yaptığınızda mutlaka bunlardan da sorumluluk sahibi olmalı diye düşünüyorum. Onun da sorumluluğu var. Şöyle tam mesela hocam, kıymetli hocam. Alimet nefsun ma kaddemet ve akharat. O gün herkes söylemesi gerekip de söylemediklerinden, yapması gerekip de yapmadıklarından, söylememesi gerekip de söylediklerinden, yapmaması gerekip de yaptıklarından sorumludur. Fele nes'elennellezine ursile ileyhim ve le nes'elennel murselin. O gün diyor büyük mahkemede kendilerine peygamber gönderilen toplumları sorguya çekeceğimiz gibi kendilerine gönderilen peygamberleri de sorguya çekeceğiz. Eyvah. Ya peygamberler bile var. Hani Allah Resulü boşuna Allahümme şhed demiyor. Hocam ben bunu hiç düşünmemiştim, hiç de akıl etmemiştim bakın. Yani bu kadar iş ciddi. Hocam ne demek? Fele nes'elennellezine ursile ileyhim ve le nes'elennel murselin. Andolsun kimsenin bir de kelime yapısıyla alakalı biraz da uyarı babında gelmiş. Hiç kimsenin zerre miktarı şüphesi olmasın. O gün kendilerine peygamber gönderilen her bir toplumu sigaya çektiğimiz gibi kendilerine gönderilen peygamberleri de sigaya çekeceğiz. Hazreti Peygamber'i hakikaten ürkütmüş bu. Hani bir tebliğde bulunca Allahümme şhed diyor. Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol diyor. Netice olarak hocam hani eskilerin yevme yefirul mer'unun hesabı yapılmalıdır derler. Hani yevme yefirul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve benihi li kulli mri'in minhum yevme izin şe'nun yughnih. O gün herkes ilk önce kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından kaçacak. Niçin? Kendisine verecek bir şey yok ki. Ya benden isterlerse halim nice olur diye. Ya da yapamadığı sorumluluklarını hatırlayacak. Her şu cümleyi aslında şöyle düşünenlerin duymasını özellikle isterim. O kadar harika bir yere getirdiniz ki. Yani canım öbür tarafta ne yapayım işte bu dünyada şey yapamazsam Allah bana öbür tarafta sorsun. Bu ne rahatlık ya. Şu cümleden sonra insan bunu kuramaz diye düşünüyorum ben. Ya hocam sümme letüselunne yevme izin anin naim. O gün verilen her bir nimetten sorguya çekileceğiz. Hazreti Peygamber buyuruyor, içtiğim şu soğuk suyun hesabını vereceğim diyor. Giydiğim elbisenin hesabını vereceğim. Yani peygamberler sorgu karşısında tir tir titrerken bizim halimiz nice olacak. Hani malumunuz, İnne aradna'l emanete ale's-semavati ve'l-ardi ve'l-cibali fe'ebeyne en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha'l insan innehu kana zalumen cehula. Biz sorumluluk kabiliyetini, daha doğrusu Kur'an'ın işte imanla ilgili olsun, itikatla ilgili olsun, içtimaatla ilgili olsun, işte iktisatla ilgili olsun, efendim bütün hükümlerini dağa verdik, yüklemeye çalıştık. Evet, ama dağ içtinab etti, tir tir titredi. Yere bu yükümlülükleri verdik. Yer kabul etmek istemedi. İşte dağlara verdik, sema kabul etmek istemedi. Sorumluluk kabiliyetinin altına insan girdi. Niye insan girdi? İnnehu zalumen cehula. Çünkü insan çok zalimdir, çok cahildir. Niye insan zalimdir? Çünkü ölçme, değerlendirmede hata yapar. Ölçme, değerlendirmede eksik yapar. Yanılabilir, nefsine uyabilir. Çok cahildir, çok zalimdir, çok cahildir. Kendini ilimle, irfanla, hikmetle, bilgiyle donatmak yerine malumat furuşluk yaparak başka şeylerle zihnini donatır. Evet, vallahi tüylerim diken diken oldu. Şu saatten sonra artık bir farklı noktaya evrilmek gerektiği kanaatindeyim. Orayı bilmiyordum. İyi ki geldiniz. İyi ki bu sözü söylediniz. Eyvallah, ben hocam, peygamberlerin direkt sorgusuz cennete gideceği kanaatindeydim. Ya biz ne yaparız? Allahu Ekber. Hocam geçmiş tarihimize baktığımızda Efendimiz döneminde bir asr-ı saadetten bahsedilir. Yani kurtla kuzu adeta yan yana yayılır. O kadar ferah bir dönem. Daha sonra var mı hatırlamıyorum. Yani bu dönem nasıl olmuş? O sorumlulukları merak ediyorum. Biz oradan nasıl bir çıkarım yapmalıyız? Aslında kıymetli hocam az önce ifade ettim. Hazreti Peygamber'in sorumluluk ahlakını, Hazreti Ömer'den anlattım. Hani Fırat'ın kenarında bir koyunu kurt yese Allah bunun hesabını Ömer'den sorar. Şimdi vicdan sahibi, iman sahibi her insan kendisine verilen bir aile ise bunun bir hesabı var. Bir makamsa bunun bir hesabı var. Çocuksa bunun bir hesabı var. Söz, düşünme kabiliyeti, idrak kabiliyeti, söz söyleme kabiliyeti varsa bunun bir hesabı var. Yani peygamberlerin bile hesap vermekten çekindiği bir noktada insanlar sorumluluğa talip olmamalıdır. Ben şu örneği vermek isterim. Vaktiyle İmam-ı Azam'a Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur kadılık teklif ediyor. Diyor ki sen halife olduğum devletin kadısı olacaksın. İmam-ı Azam hemen atlıyor mu göreve? Diyor ki hayır, ben bu işe layık değilim diyor. Tabii halife öfkeleniyor, yalan konuşuyorsun diyor. Sen bu işe layıksın. Eğer ben yalan konuşuyorsam yalancı adamdan zaten diyor halife olmaz. Eğer doğru konuşuyorsam ben bu işe ehil olmadığımı sana söyledim diyor. Şimdi İmam-ı Azam neden korktu? Ağzından çıkacak bir fetvayla belki halifenin dünyasına katkı sağlayacak, keyfi çıkarına alet olacak. Yani o sorumluluğu vermemek için sorumluluktan kaçar hale geldi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda olsun örneğini verdi kıymetli hocam. Hazreti Ömer'den aktardık. Her birisi sorumluluklarının yerine getirmişlerdir. Bizlere de Allah onlardan razı olsun. Çok güzel örnekler olmuşlardır. Hazreti Peygamber vazifeye talip olmayın diyor. Hani İran Şahı varmış onun döneminde. Meczubun birisi hocam sokaklarda dolaşır dermiş ki 4 cümlem var. Kim bunları öğrenmek isterse 4000 dinar isterim. Ulan diyorlarmış meczup işte aklı olsa kendisine faydası olur. Bunun cümlesine kim itibar eder ki? Gel zaman git zaman İran Şahı Nuşirvan bunu sarayına davet etmiş. Hadi demiş ben senin cümlelerine talibim. Söyle bakalım. Bir demiş. Birincisi ne kadar servetin olursa olsun sakın servetine güvenme. Deprem gibi, doğal afetler yangın gibi insanların bir gecede sıfırladıkları. Birincisi bu. İkincisi üstesinden kalkamayacağın vazifelere diyor talip olma. Üstesini aslında çok önemli. Çok kıymetli. Üstesinden kalkamayacağın vazifelere sakın sakına talip. Altında tarumar olursun. Talip olma. Biraz. Üçüncüsü diyor elinden ne kaçırırsan kaçır. Sakın üzülme. Kaçana üzülme diyor. Dördüncüsü de dünyana ve ahiretine katkı sağlamayacak işlerle iştikal etme. İran Şahı diyor ki bu 4 cümle bırakın 4000'i neredeyse 400.000 dinar eder. O da diyor ki ben de biliyorum bunu. Bu önemli hakikatler benimle beraber toprağa girmesin diye hak edene vermek istedim. Çok onun için fiyatını yükselttim diyor. Burada mesela insan üçünü unutsa da birini unutmamalı. O da şu, üstesinden kalkamayacağı vazifelere hiç kimse talip olmamalıdır. Çünkü bunun gündüzü ayrı bir zillettir, gecesi ayrı bir dert, uykusuzluktur. Çünkü herkesin yapacağı işler var, kapasitesi var. Şimdi bana Cumhurbaşkanlığını teklif etseler, valiliği teklif etseler koşacak mıyım hocam? Değil mi? Akıllı insan koşmaz hocam. Ya herkes haddini bilmelidir. Hani evet. Biri de nedir diyor, haddini bilmektir demiş. Evet kıymetli hocam. Valla çok güzel şeyler ama bugün o söylediğiniz şeyler için, kıymetli değerler için araya adam koymak mı istemezsin? Başka işleri döndürmeye çalışan kişi mi istemezsin? Bugün niye bu haldeyiz? İşte bunun da cevabı aslında biraz da burada. Halbuki insan yapabileceği, mutlu olacağı, huzurlu olacağı ve topluma faydalı olabileceği yerleri istese ve o işleri yapsa aslında kendi de mutlu olacak. Evet şimdi Sokrates'in cümlesi zannedersem de başkalarının hayatı için yaşanabilen hayat yaşamaya değer bir hayattır diyor. Evet. Yani anladığımı söyleyeyim. Ne kadar yaşadığımız sosyal hayatın içinde bir insanın mutluluğuyla mutlu olabiliyorsak onun sevincini içimizde yaşayabiliyorsak. Hadi biraz daha kişiselleştirelim. Yani bir öğrenciyi okuttun diyelim ki. Belki senin şeyin değil ama okuttun, tuttun, toplumda bir yere getirdin. Ya. Ne kadar kıymetli bir şey. Ya bir ağaç dikmek, bir fidan yetiştirmek gibi düşünün yani. Hocam toplumu inşa etmek. Evet. Yani Allah rahmet eylesin Kudüs şairi Nuri Pakdil'in güzel bir cümlesi var. Kalbinden tutamadığınız insanların elinizin arasından nasıl kayıp gittiğini göreceksiniz diyor. Bir çocuğu okutmak, onu topluma kazandırmak, meslek sahibi olmasını sağlamak, onu manevi, milli değerlerle yetiştirmek, yani onun hayatına ayna tutabilmek, ışık olabilmek. Ya aslında bu herkese nasip olacak bir şey de değil hocam. Vallahi değil. Hani talip olmak lazım kesinlikle. Değil mi? Talip olmak lazım. Hani öğrenci olmamak lazım. Evet, talip olmak istemek. Şöyle diyor. İnsanların kederiyle herkes kederlenir de insanların mutluluğuyla herkes mutlu olamaz. Çünkü herkes haset sahibidir. Maalesef öyle. Haset sahibidir diyor. Ah bu nefes var ya hocam. Ah bu nefes bizi bu hale sokan aslında biraz da o. Ne kadar yakın? Şah damarı gibi. İşte evet, onu terbiye edebilsek aslında bütün problemi çözeceğiz. Yusuf Peygamber demiş. Evet. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Aa şu Rabbimin rahmeti olmasa var ya nefis diyor benim yakamdan tutup beni nerelere sürükleyecek. Bana ne kadar kötülükleri emredecek. Hoş diyor, ben peygamber de olsam nefsimi temize de çıkarmam diyor. Oh. Çıkarmam da diyor yani. Hadi biz ne yapacağız o zaman? Allah muhafaza. Şimdi hani dağların bile yüklenmekte imtina ettiği bir yerden bahsettiniz. Emanet kabiliyeti. Biraz da buraya bakalım mı inşallah? Şimdi hocam yine Ahzab suresi 72. ayeti kerime bu. İnne aradnel emanete dediğimiz emanet, sorumluluk kabiliyeti. Yani insan üstesine, yani uktesine aldığı sorumluluğu bir hakkın yerine getirdiğinde, vazifenin hakkını verdiğinde, dört başı mamur vazifesine dört elle sarıldığında, imanla, inançla, şuurla, bilinçle, ibadet ahlakıyla vazifesini yerine getirdiğinde insan eşrefi mahlukat oluyor. Ama vazifeyi kişisel çıkarları için, ailevi çıkarları için, şahsi menfaatleri için, egoları için bir araç ya da amaç gördüğünde insan, Allah muhafaza, aşağıların en aşağısına yuvarlanıyor. Hani o insandaki zulüm, zalimlik vasfı, cahillik vasfı, insan nerede olursa olsun zalimlik vasfı insanda vardır. Mesela Hazreti Mevlana insanları nitelendirirken bazı insanlar diyor köpek fıtratlıdır. Belden altı hile, belden üstü gadaptır diyor. Belden altı yani kendinden güçlü gördüklerine kuyruk sallarlar. Onların etrafında dönerler. Ama kendinden küçük gördüklerini hissediyor, ezerler, çiğnerler. İnsanın fıtratında var zulüm, insanın fıtratında var zalimlik. Yani insan cinsi zalimdir. Ama zulümle de hiç kimse abat olmamış değil mi? Olmaz hocam. Evet. Şimdi şöyle, insan var olan zulmü adaletle, var olan zulmü salih amellerle ancak törpüleyebilir, giderebilir. Zulmün yıkıcı, yakıcı etkilerinden kurtulabilir. Mesela zulüm, biraz değinin buraya da. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şirk olarak, şirk zulüm olarak değerlendiriliyor. Mesela Lokman suresinde ya buneyye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim. Evladım, ciğerparem, canım, bir tanem diyor. Sakın Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Nasıl anlayacağız bunu? Şimdi bir yaratıcı var. Kainatı yoktan var etmiş, insanı yoktan var etmiş, insana akıl vermiş, irade vermiş, konuşma kabiliyeti vermiş, diğer canlılardan üstün tutmuş. Hani her canlı ıstırap çeker, ıstırabına diyor cümle giydirebilen tek insandır. Aliye İzzet Begoviç, Allah'ın rahmeti olsun. Amin. Şimdi insan, Allah üstün meziyetlerle donatmış ama bu insan tutmuş, ölçme değerlendirmede hata yapmış, kendisini yoktan var eden bir Rabbe, bir ilaha, bir Allah'a eş tutmuş, aciz objeleri, nesneleri, canlıları Allah'a eş tutar olmuş. Şimdi bu doğru bir mukayese mi? Doğru bir değerlendirme mi? Hani şöyle diyor, 40 derviş bir kilime sığar da 2 sultan 7 iklime sığmaz. İşte insan var olan zulmünü adaletle, salih amellerle, var olan cehalet potansiyelini ilimle, irfanla, hikmetle, bilgiyle donatmalıdır. Aksi takdirde Allah muhafaza zalimler insanların dünyalarını kararttıkları için Allah da onların dünyalarını ahirette karartacaktır. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ama baktığımızda tarihte de bu tarz zalimlerin sonu da çok iyi olmuyor. Yani örneğin baktığımızda bir Firavun'a bakabiliriz. Değil mi hocam? O kadar zalim değiller. Bir Nemrut'a bakabilirsiniz. Yani Kızıldeniz'in dibinde boğulup gidiyor. Aklı başına geliyor ama süreç yetmiyor artık. Sonları da pek iyi olmuyor yani. Şöyle neydi o cümlenin? Bu dünyada muini zalimin cümle hatırlamaya çalışıyorum da ya, Türkçesi şu, zalim avcıya hizmet etmekten ancak av köpeği diyor zevk alır, haz alır. Rabbim bizleri zulümden, zulme maruz kalmaktan, zulme maruz bırakmaktan. Bugün işte görüyorsunuz hocam, yani söylediniz ya, küçük küçük Arap ülkeleri var. Yani 100 binlik, 50 binlik, 250 binlik. Yani bu kadar büyük Arap coğrafyasında bu kadar Arap devletine ne gerek var? Bir birlik olsalar, bir güç olsalar bugün o zalim Yahudi o zulmü yapamaz. Senin ayağının dibinde bir soykırım var ama sen hala çok rahatsın. Aslında hocam yani hassas bir vicdana sahip olan Müslüman rahat değiliz hocam. Rahat değiliz, biraz çaresiziz. Elbette duaya sarılacağız, sarılıyoruz elhamdülillah. Ama yani şimdi konu bir taraflara dayanacak belki cümlemizde. Bu da hoş bir cümle olmayacak. Yani bir kötülük men ra'a minkum munkeren felugayyu. Ama bunlar da sorumluluk ama hocam. Tabii yani tam konumuzla ilgili şeyler. Diliyle düzeltmek, alimlerin işi, evet. Eliyle düzeltmek, yöneticilerin güvenli, işi. Yani inisiyatif alabilecekler. Eyvallah. Onlar. Ha biz kalbimizle buğz ederiz ki bunu dert edinmeyen insan buğz bile etmez. Ya. Evet kıymetli hocam, artık sonlara doğru geliyoruz. Yeryüzüne halife olarak tayin edilen insanın yükümlülüklerini ihmal etmesi. Bir de sonucunu sorayım. Şimdi hocam, az önce ifade ettim yine. Alimet nefsüm ma kaddemet ve ehharat. İnsan söylemesi gerekip de söylemediğinin hesabını verecek. Dünyanın neresinde olursa olsun, rengi ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, Hazreti Peygamber müminleri kardeş ilan etmiş. Hocam çok özür diliyorum. Hüseyin Çiçek hocam. Bir gün bana şöyle bir şey yazdı, evet, programda, bu Ramazan ayı içinde. Şu an bizleri izliyorsa selam olsun kendisine. Dedi ki hocam, konuklarına bakıyorum, Ulu Bey müftümüz yok mu? Ben de onu takip ediyorum. Çok çok değerli buluyorum. Çok güzel sohbet. Olsun, herhalde videolarınızı mı izliyor? Yani tanışıyor musunuz bilmiyorum ama dedi ya lütfen dedi hocam. Dedim ki ya var listede. Yani görmemiş olabilirsin ama bu sene hocam var. Şimdi bana mesaj atmış, diyor ki sayın hocam bu akşamı bekliyordum. Allah razı olsun, sizi şu an izliyorum. Hocama çok selam ediyorum. Biz de hürmet ediyoruz. İletmiş olayım ben size, bu yükümlülük de ben sorumluluğumu yerine getirmiş olayım. Kıymetli hocam saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar efendim. Buyurun lütfen. Şimdi hocam yeryüzünün yine en dertli insanı buyuruyor. Meselul mu'minine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim meselul ceset. Müslümanların birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada, birbirlerine sırt çıkmada, taraf çıkmada, destek olmadaki misalleri bir beden gibidir. Bedenin uzuvları gibidir. İzeşteka minhu udvun. Bedenin, evet, bir uzvu rahatsız olduğunda teda'a lehu sairul cesedi bis seheri vel humma. Bedenin bütün uzuvları uykusuz kalarak, ateşlenerek ona eşlik eder. Dünyanın neresinde olursa olsun ezilen bir sineden dolayı, aç kalan, mahrum kalan bir sineden dolayı, ırzı kirletilen bir sineden dolayı, telef edilen bir candan dolayı Müslümanın şurasında bir sızı olmazsa, olmaz. Yani bana ne canım, beni ilgilendirmez, dışarıdaki ateş benim evimi de çok yatmaz, yakmaz, ben yediğime bakarım, keyfime bakarım, konforuma bakarım, pidemin ne kadar susamlı olduğuna bakarım, çocuklarımın nerede okuduğuna bakarım, kaliteli yiyip kaliteli giydiklerine bakarım derse bu Müslüman İslamlığını, Müslümanlığını sorgulamalıdır. Mesela Hazreti Peygamber'e soruluyor hocam. Su ile eyyül ameli eftalu. Ya Resulallah, amellerin en faziletlisi nedir diye soruluyor. Hazreti Peygamber'in farklı cevapları var. Mesela namazı savsaklayacak gibi birisi geldiğinde as-salatu li vaktiha demiş. Ona vaktinde, dikkat çekiyor ama tabii, ha, çok güzel. Vaktinde kılınan namaz demiş. Evet. Anne babayı ihmal eden birisini hissettiğinde bir rul valideyn demiş. Çok anne güzel. Babaya iyilik demiş. Mesela Müslümanların birbirlerini sevmediğini ya da sevemediğini ne bileyim farklı şeyler hissettiğinde el-hubbu fillah vel-bu'du fillah demiş. Eşiyle iyi geçinemeyeni tabii, gördüğünde Allah için sevmek, vallahi Allah için nefret etmek ya, demiş. Ağzınıza mesela sağlık. İmanun billahi ve rasulihi demiş. İman zafiyeti varsa, evet, peygamberin sünnetine ittibada bir sıkıntı varsa Allah'a iman ve Resulüne tasdik iman demiş. Mesela haccun mebrurun demiş. Evet. Ha, ben Arapları ne diye zengin edeceğim diye örnek veriyorum. Ama o da imanın bir parçası. Mesela bir şey çok hoşuma gider orada. Cümle olarak değil de hani örnekleme olarak. İşte kendisini diğerlerinden üstün gören bir sahabeye sende hala cahiliyenin kalıntılarını görüyorum diyor. Allah Allah. Bugün bir bakalım kendimize ya hocam. Hakikaten bu önemli bir nokta. Yani birilerini görev itibariyle, yaptığı iş itibariyle, yaşam alanıyla ilgili, giydiği kıyafetiyle ilgili her nereye koyarsan koy. Bu örneği aslında bu saydığım yerlerin hepsine lanse edebiliriz. Ya Hazreti Allah Resulü'nün hadisi var. Yüce Rabbimiz hadisi kutsi'de buyuruyor ki el azamet vel kibriya ridai. Azamet, kibirlilik, ululuk benim gömleğim, benim kıyafetim. Kim bununla bana hani kendini eş tutmaya kalkarsa onu parçalarım. Oh. Onu yerle bir ederim. Evet. Hani ve men tevada'a rafa'ahullah. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Ve men tekebbera vada'ahullah. Allah kibirleneni yerin dibine sokar. Hani sevdiğim bir cümle de kimin olduğunu bilmiyorum. Damla diyor kendini tamamladığında damlarmış. Oh, damla orada bir yerde mütevazi bir hayat. Öyle sürüp gidiyor ama şiştiğinde, evet, şiştiğinde bende oldum. Ben de oldum. Denizlere karışabilirim dediğinde damlarmış. Şimdi amellerin en faziletlisi bağlamdan uzaklaşmak istemiyorum da hani konu bütünlüğü açısından. Soruldu Hazreti Peygamber'e eyyül ameli eftalu ya Resulallah, amellerin en faziletlisi nedir? Hazreti Peygamber'in verdiği cevap şu kıymetli hocam. İdhalü sururi alel mu'min. Bir müminin gönlünü sevince boğman. Kesevte avretehu. Çıplaksa giydirmen. Eşba'ate cev'atehu. Açsa doyurman. Şurası çok önemli. Ve kadayte lehu haceten. Bir derdine merhem olman. Bir ihtiyacını gidermen. Hani kimse yok mu dediğine ben geldim kardeşim diyebilmen. Nasılsın diyorsan benim derdimi bil. Yani hüznümü, kederimi bildiğin halde nasılsın diye bana bir soru sorma. Yani şimdi Mevlana dertli insanlar diyor duman dolu evlere benzer. Ya. Sen o duman dolu evden bir pencere açar, dumanı tahliye edersin. Dertli bir insanın derdini dinlemek de bazen onun için en güzel ilaçtır. Şimdi hadis uzun ama ne buyuruyor Hazreti Peygamber? Men neffese. Devam ediyor muyuz? Hocam bir dakikamız var. Tamam, hadisle bitireyim o zaman. Evet. Men neffese am muslimin kurbeten min kurabid dünya. Kim bu dünya dertlerinden bir dertten dolayı bir Müslümana nefes aldırırsa. Neffesallahu anhu kurbeten min kurabil yevmil kıyame. Kıyamet günü de Allah ona kıyametin problemleri, dertleri, sıkıntıları nefes aldırır. Men yessera ala mu'sirin. Kim darda olana bir kolaylık gösterirse yessarallahu fi dünya vel ahire, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir diyorum. Hocam ne iyi ettiniz de geldiniz. Vaktimizi kıymetlendirdiniz. Allah razı olsun. Ta Ulubey'den aç oruç diye geldiniz. Yani. Ne aldım, çok teşekkür ediyorum. Ben de en keyif aldığım program oldu. Teşekkür Açıkça ifade edeyim. İnşallah Ramazan'dan sonra hocam birlikte yine bu konuları işlemeye devam edelim. İle meğer evlenmiş keşke diye çocuklar olmuş hocam. Ne kadar güzel. Yani. Peki inşallah. Kıymetli hocama çok teşekkür ediyorum. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eser ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın akşam tekrar birlikte oluncaya değin. Allah'a ısmarladık. Resul'e hasret kaldım, yollar uzak varamadım. Ben aciz bir günahkarım, sana layık olamadım. Tövbe etsem ne nabile, alem ağlar bu halime. Düştüm dünya dertlerine, sana layık olamadım. Alem ağlar bu halime, düştüm dünya sana layık olamadım. Gülüne bir sen bana eyle şefaat, gülüne bir gönlüm bir tek sana hasret, gülüne bir sen bana eyle merhamet. Gönlüm bir tek sana hasret, gülüne bir sen bana eyle merhamet, gülüne bir, gülüne bir. Özleminden kalbim yara, varabilsem ben bir sana. Günahım çok, yüzüm kara, sana layık olamadım. Tövbe etsem ne nabile, alem ağlar bu halime. Düştüm dünya dertlerine, sana layık olamadım. Sana layık olamadım. Gülüne bir sen bana eyle şefaat, gülüne bir gönlüm bir tek sana hasret, gülüne bir sen bana eyle merhamet. Gönlüm bir tek sana hasret, gülüne bir sen bana eyle merhamet, gülüne bir, gülüne bir. İbişler Tekstil iftar meclisini sundu.